Değerli yay burçları, bu hafta parayla alakalı biraz düzelmeye, bazı sorunları çözmeye ve anlaşılmaya geçeceğiniz bir hafta. Yani anlaşılır, hazır olmak, her şey hazır bir şekilde anlayışlı, hoşgörülü, keyifle, hatta ve hatta benim yerim değişmez, ben böyle kaldım diyen yay burçlarında yöneticiniz ya da patron ya da bulunduğunuz noktada güzel bir değişimin haberi gündeme gelecek. Ama bazı yay burçlarında özellikle yılbaşı 27 Aralık 28 Aralık itibariyle işinizle ilgili farklı olumsuzluklar, farklı tartışmalara sebep olabilir. Hatta işinizde çıkartılma söz konusu ve mahkemeye verme gibi bir söz konusu olabilir ya da böyle bir duyumlar. Çünkü işte dedikodu, laflar, hareketler işinizle alakalı noktada birçok insanın çıkacağı ve kendim de bu listenin içindeyim dediğiniz bir süreç var. Aslında geçici çıkış yapacaksınız. Tekrar işinize geri dönüş yapacaksınız ama içinizde korkularınız var. Hak ettiğim paramı, hak ettiğim sürecimi alacak mı? Herkes hak ettiği süreci alacak. Hatta evden takip edeceksiniz. İşe gitmeyeceksiniz. Belli bir süre sonra da işiniz size tekrar geriden sunulacak. O yüzden sabırsız olup ani kararlar verip işimize zarar vermeyelim. Susalım, bekleyelim. İnsanlar ne yolda? Siz de aynı noktayı beklerseniz gayet siz de kazançlı ve keyifli olacaksınız. Parasal konuda özellikle maddi olarak çok daraldım ve arabamı satıp rahatlamak istiyorum. Çoluğumun, çocuğumun ev faturalarımla alakalı ödemelerim çok birikti ve artık tahammül gücüm olmuyor diyen yay burçları satacaksınız ve rahatlayacaksınız. Özellikle kendi işini yapan yay burçlarında işinizle ilgili daha maddiyat anlamında sahiplenme, işinizde adaptasyon, özellikle sanat, ne bileyim tiyatro, sahne, müzik anlamında başarı sağlayan yay burçları güzel değişimler ve yenilikler söz konusu olacak. Hatta ortak teklifleri alabilir. Bulunduğunuz noktada güzel teklifleri değerlendirip parayla ilgili de fırsatları ön planda tutabileceğiniz bir hafta diyorum. Ama maalesef sizin bu hafta bir estetik güzellikle alakalı bazı hani göğsümü yaptırayım, burnumu yaptırayım, kaşımı aldırayım, kaşım düştü, botoks vaktim geldi diyen bazı yay burçlarında, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Hadi yaptır bakalım, iyi gelecek. Çünkü sen seviyorsun, enerjine de çok iyi geldiğini düşünüyorsun. Son zamanlarda astrolojiye merak olan yaylar var. Alsam eğitim başarılı olur muyum? Evet, sonuçta astroloji bir eğitim ve insanların öğreneceği bir nokta. Almak istiyorsunuz ve bununla ilgili kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz. Yapın, boş boş oturmayın. Online eğitimler var, katılın. Bunun yaşam koşulu olabilir. Bu tarz eğitim düşüncesi olanlar mutlaka yapmalı. Sağlık sektöründe çalışan bazı yay burçları, istifa edeceğim de şu an istifa konularınız yok. Farklı bir iş yapmak istiyorum. Artık ben bu sağlık sektöründen çıkmak istiyorum diyen bazı yaylar, yani ben çıkmayın, ortaklı bir iş yapın, ortağınız orayı devam ettirsin, siz burada devam edin. Daha büyük karlar, hatta güzellik salonu açacağım diyen bazı yay burçları var. Yapın, çok güzel paralar kazanacaksınız. Doğru girişim doğru kazançtır. Yani siz doğru girişimi bu noktada karar verdiniz. Evet, yapın ve büyük bir ihtimal Nisan ayına kadar da bu start sizin enerjinizde var. Eğer yaparsanız marka ve isim olma ve yolunuz büyüyüp güzel kazançlar sağlayacağınız gözüküyor. Evli olan yay burçları son iş temponuzdan dolayı ilişkinize vakit ayırmıyor olabilir. Bir çiçek, bir hediye, küçük bir çikolata eşiniz hak ediyor. Hatta tanışma yılı olan bazı yay burçları var. Artık yüzük ya da artık ne bileyim eşinize saat alacaksanız mutlaka alın derim. Sevgilisinden alyans bekleyen yay burçları yeni yılda evlilik teklifi alabilirsiniz. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Uzun süredir görmediğiniz anneniz ve babanıza alakalı güzel bir oluşum ve onları ufak da olsa dışarıdan göreceğiniz enerjiler size iyi gelecek. Bir de ailenizde hukuk işiyle uğraşan bazı yaylar hukuku bırakmak isteyebilir. Farklı bir sektöre kaymak isteyebilirsiniz. Savcı olun. Savcı olmayı çok uzun süredir istiyordunuz. Bununla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Sağlık konularınız, diş iltihabı, dişlerle alakalı sıkıntılar, diş eti kanamalarınız olabilir. Bir de son zamanlarda yastıktan kaynaklı boyun ağrılarınız var. İhmal etmeyin. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official Instagram sayfalarım takip etmek isterseniz geçip takip edebilirsiniz. Günlük burç yorumları ya da günlük dünya yorumları yapıyorum.